Grafiklere ve verilere baktığımızda oldukça karmaşık bir süreçten geçiyoruz. Belki de birkaç dönem içerisinde olabilecek en birbiriyle zıt senaryolar yan yana şu anda. Ancak bir süre video çekmedim. Çekmemek durumunda kaldım. Çünkü bu süreçte insanların acıları varken video çekmeyi doğru bulmadım. Ancak 4-5 günü geçtikten sonra tekrardan sizlere video çekmeye ihtiyacı hissettim. Bunu Telegram'da duyurdum. Siz de benimle aynı fikirde olduğunuz için video çekiyorum arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum. Şu anda çalışarak insanlara daha fazla destek olabiliriz. Bu verileri kullanıp para kazanıp bağış yapabiliriz. Ancak oturduğumuz yerden sadece üzülerek, sadece dua ederek elimize hiçbir şey maalesef geçmeyecek. Tabii ki dua önemli. Ancak bunun yanında çalışmayı, para kazanıp insanlara destek olmayı da yapmak zorundayız, toparlanmak zorundayız. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi piyasadaki son durum gelişmelerini çok dikkatli şekilde dinlemenizi istiyorum. Önümde bu sefer Bitcoin grafiği açık değil. Onunla başlamayacağım çünkü. Önümde Dow Jones grafiği açık. Dow Jones grafiğine baktığımızda neler yaşanıyor? Gördüğünüz gibi 4 saatlikte Dow Jones yükselen bir takozun içerisinde. Bu yükselen üçgende diyebilirsiniz, takozda diyebilirsiniz, herhangi bir şey diyebilirsiniz. Bu takozun içerisinde alt bandın temasını aldı ve burada alt bandın temasından sonra üst banda doğru bir hareket başladı. Üst band nerede? Üst band 34.000 seviyesinde. 34.090 bandını kırdıktan sonra şurada gördüğünüz beyaz çizginin üzerinde bir kapatma yaptığı takdirde Amerika tarafında bir piyasa daha olumlu şekilde devam etmiş olacak. Peki bu verinin bizler için anlamı ne? Bizler için anlamı şu. Sonuçta Bitcoin'de her şeyin birbiriyle ters düşebileceği bir senaryo içerisinde olduğumuzu, karmaşık bir durum içerisinde olduğumuzu söylemiştim. E genel hatlarıyla baktığımızda Amerika tarafında bir piyasanın iyiye gitmesi bizim için olumludur. Artı birdir. Yani artılar hanesine bir değer yazılır. İkinci değerimiz nedir? Bakın ikinci değerimiz dolar endeksi. İkinci grafikte de bunu göstereceğim sizlere. Dolar endeksine günlük bantta bakıyoruz. Günlük bantla baktığımızda 6 Ocak tarihinde bir dead cross gelmiş günlükte. Ve bu günlükte dead cross geldikten sonra aslında çok da dead cross'a yakışacak bir düşüş yaşanmadı. Onu da söyleyeyim. Daha önceki dönemlerde bu hareket geldiğinde nasıl bir şey yaşadık diye soracak olursanız. Şurada gelen bir golden cross var. Golden cross'un arkasında zaten bitcoin'in çöküş durumuna doğru getiren hareketler söz konusu. Bakın burada bir dead cross'umuz var. Dead cross'un da sağlam bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz. Şimdiki senaryoda işler biraz karıştığı için bu durum birazcık daha yavaş ilerliyor. Bunu da sabırlı ve anlayışlı şekilde karşılamalıyız. Çünkü küresel piyasa var. Bitcoin piyasasından ibaret değil her şey. Yani sabırlı olmak zorundayız. Bu işin hamurunda sabır var. Yani şunu demek istiyorum. Dolar endeksinde düşüş bekleniyor. Değişen bir verimiz var. Daha önceki videoda bahsettim. Ancak şimdi göstereceğim sizlere. Veri değişmiş. Veri değiştiği için yeni veriyi sizlere aktaracağım. Bu veriyi etkileyen, dolar endeksini etkileyen, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan ABD tüketici fiyat endeksi. Yani bir nevi enflasyon verisi. Buna baktığımızda beklenti oranı değişmiş. Yani beklenti 6,2 olmuş. Bundan önceki grafikte yani yine aynı şeye bakmıştık. 14 Şubat'ta yayınlanacak bu grafik. Çok da zamanımız kalmadı aslında. Bu gece itibariyle 12 Şubat'tayız. Ve burada iki günlük bir sürecimiz var. 2 günlük süreç sonucunda grafik tekrardan hareketlenecek. Ve bu veri açıklandığında Bitcoin grafiğinde başta olmak üzere yüksek volatilite yaşanacak. Her zaman olduğu gibi. Tabii ki bu kısa vade sürer sonra toparlanır tekrardan sakinleşir. Ancak piyasanın yönü belirlenecek. Ve şimdi size Bitcoin grafiğini açtığımda da bunu göstereceğim. Çok önemli de bir gösterge olarak çalışacak bize bu iki günlük süreçteki hareket. Peki bu hareketi nasıl değerlendirmeliyiz? Hemen oraya gelelim. Ancak küçük bir noktaya değinip öyle gelelim. Bakın bir önceki videomu açıyorum. Bir önceki dedim. son çektiğim 2-3 videodan bir tanesi. Burada bakın Bitcoin için zıt veriler var ama bunu yapmak zorunda diye bir video çektim. Bakın burada gördüğünüz veri beklenti 6,5 olarak gösteriyor. Aynı sayfa investing.com'un verdiği veriler. Hep dünya genelinde de bu verileri ortalama herkes bu sayfalardan takip ediyor. Yani normal insanlar, traderlar bu sayfalardan takip ediyor. Şimdi baktığımızda bu veri beklentiyi 6,2'ye düşürmüşler. Yani aslında beklenti bir önceki dönemle aynı gözüküyordu. Ancak şimdi yeni bir şeyde daha düşük olacağı gözüküyor. Büyük ihtimalle beklenti gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum. Beklenti gerçekleşmezse de beklentinin yani 6,1 ya da 6,3 şeklinde çok küçük bir sap, sapma ile birlikte gerçekleşeceğini düşünüyorum. En büyük sapması bu şekilde olur diye tahminimi yürüttüm. Bu bilgiyi de size vereyim ki önceki videoyu izleyip de hamle yapacak olanlar bu bilgiyi göz önünde bulundursunlar. Yani beklenti oranı değişti. Devam edelim. Bitcoin grafiğinde sıra şimdi. Bitcoin grafiğini açtığımızda hareketin aslında fiyatlanmasını görüyoruz. Bu hareketin fiyatlanması şu anda gerçekleşiyor. Bu hafta içinde gerçekleşti. Yani 14 Şubat'ta olan hareketin fiyatlanması bizim için 7 Şubat tarihinde başladı. Ve çok net bir şekilde de görüyorsunuzdur. 7 Şubat'tan sonra bir düşüş hareketi geldi. Yani piyasa gelecek olan veriyi fiyatladı çoktan. Bu fiyatlamanın içinde farklı veriler var. Şimdi benim de kafamı karıştıran olay aslında o. Çünkü normalde bu fiyatlama yatay olarak devam edecek diye tahmin ediyordum. Ancak Kraken borsasının stake işlemini durdurması seke e karşı ve ceza ödemesi borsayı ve grafikleri etkiledi açık konuşalım bu böyle bir durum söz konusu haricinde bizim olumlu verimiz ne 4 saatlikte RSI incelediğimizde RSI diplerde ve dipte olumlu bir kesişim de söz konusu bu olumlu kesiş, kesişimin sonrasında gelecek olan harekete baktığımızda bir yükseliş hareketi iki gün içerisinde aslında bekliyoruz ve size önceki videomda söylediğim konum vardı. 21.400'de 21.600 bandı arasında kalıp buradan bir yükseliş yaparsak ve pazar gününde haftalık kapanışa kadar da piyasayı etkileyecek bir dönüşüm yakalarsak haftalık kapanışla birlikte aslında haftalıktaki dead cross'u geciktirebiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü haftalıktaki dead cross geç olur ve büyük ihtimalle etkileri de geç gözükecek. Ya yani Şahsi düşüncem bu yönde. Bunu da söylemek istiyorum. Bu videoda arkadaşlar sizden ricam şu. Bakın şuradaki videoyu görüyorsunuz. Bu benim önceki çektiğim videolar. Burada like oranı oldukça düşük. 84 şeklinde bir like'ımız var. Ya Bunu elinizden geldiğince yüzün üstüne çıkarmaya çalışın. Ben sizden ricam bu. Bu dönemde de kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik aslında bu piyasadaysanız ya da küresel piyasadaysanız benim telegram kanalına katılıp buradan ücretsiz şekilde haberleri takip etmek bildirimleri açmak olacaktır günlük olarak hem ülke genelinde hem küreselde hem de Bitcoin, kripto, altın, tüketici fiyat endeksi gibi bütün verilere hitap eden bir haber kanalı yapmaya çalışıyorum. Ve burada analiz vesaire de paylaştığım dönem oluyor. Canlı yayın yaptığım dönemlerde oluyor. Açıklamalara linkini bırakıyorum. Bakın burada link mevcut. Buraya tıklayarak Telegram'a katılmanızı tavsiye ederim. Eğer Telegram'ınız yoksa da indirmeniz ve yüklemeniz 5 dakika sürer. Katılıp buradan yararlanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu da söylediysek bir diğer verimizi inceleyelim ve videonun sonunda da size söylemiştim. E, Telegram'dan da duyurdum. Sizin video altına yazdığınız bir altcoin inceleyecektik. İnceleyeceğimiz altcoin fetch. Fetch'i inceleyeceğiz. Şimdi hemen bir diğer verimize bakalım. Bu veri de önemli. Bakın bu veri son dönemlerde ABD'de işten çıkarma oranları. Şu mavi açık mavi ile gördüğünüz kısım ABD'deki işten çıkarma oranları koyu mavi ile gördüğünüzse yeni mesela işsiz olduğunu bildirme. Yani işsizlik maaşı, işsizlik yardımı gibi ödenekler oluyor biliyorsunuz. Bu ödeneklerden yararlanmak için de işten çıkarıldığınızı vesaire bildirmeniz gerekiyor ya da bununla ilgili işlemler yapmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi işten çıkarma süreci hızlanmış ve dik bir şekilde yukarıya doğru eğim almış. Peki burada işsizlik başvurusu yapma oranı ne de Gördüğünüz gibi aşağı yönlü Burada aslında beklenti şu. Grafikte de gördüğünüz gibi açık mavi veri yukarı doğru hareketlendiğinde arkasından hemen koyu mavi veri de yukarı doğru hareketleniyor. Ancak şu anki senaryoyu gözlemlediğimizde tam tersi bir oluşum söz konusu. Burada da teori şu şekilde. İşten çıkarılıyorlar ama bu insanlar daha uygun bir ücretle işe tekrar alınıyorlar. Yani özetlemek gerekirse şu. Kalifiye elemanlar Demek de istemiyorum aslında çünkü çoğu şirket kalifiye elemanını kolay kolay terk etmez diye düşünüyorum. Ama hazırlık şirketleri ana prensiplerinden biridir. Oluşacak bir risk varsa o riske hazırlıklı olmalısınız ki o riskte batmayın. Şirketiniz sağlam kalsın. Ana amaç şirketi ayakta tutup büyütmektir. O yüzden kalifiye eleman demeyelim yüksek maaşlı elemanları çıkartıp onların görevini yapabilecek kapasitede düşük maaşlı daha düşük ücretli, daha düşük giderli elemanlar işe aldıkları konusunda duyumlar, söylentiler mevcut. Yani bu da olabilir. Yani bu veriyi etkileyen şey de buradan çıkan insanların farklı bir kurumda daha düşük ücretli, daha makul ücretli bir işe başladıkları konusunda olabilir. Ancak bunu da ilerleyen günlerde tekrar açıp kontrol etmekte fayda var. Videolarda da bundan bahsedeceğim. Abone olup onları da bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunların hepsinden bahsettiysek Fetch kısmına gelelim ve videoyu hafiften sonlandıralım. Fetch AI'ya baktığımızda sondaki AI'dan da anladığınız gibi bir yapay zeka projesi. Bunun ne olduğunu, grafiklerin nasıl ilerlediğini size olası yapay zeka bu aslında güvendiğim 5 dev proje şeklinde hazırladığım videoda bahsettim. Bu videoyu da izlemediyseniz kanala girip mutlaka izleyin. Çünkü size iyi bir haberim var. Bu video aslında depremin olduğu gün, bu felaketin olduğu gün hazırlandı ve deprem olunca maalesef 4-5 gün bunu paylaşmadım. O süreçte biz acılardan dolayı ya da bir şeyler yapmamız gerektiğinden dolayı onlarla ilgilendiğimizde piyasa hareketine devam ediyordu ve yükseldi. Fetch de yükseldi. Diğer yapay zeka projeleri, bahsettiğim projeler de yükseldi bu dönemden sonra, videoyu hazırladıktan sonra. Ancak iyi haberim şu ki arkadaşlar, bu düzeltme döneminde, bu fırsat döneminde tekrardan geri çekilme oldu ve aynı senaryolara geriledi. Bakın şuradaydı ben video çektiğimde. Şöyle göstereyim sizlere. Bu fetching grafiği ben video hazırladığımda. 40 cent civarındaydı. Geldiğimizde tekrardan 40 cent civarlarına dönmüş durumda. Şimdi ne yapacağız? Fetching grafiğine baktığımızda aslında iki kademeli bir trend söz konusu. Buradaki trende baktığımızda 4 saatlikte de inceliyoruz. Yani trendler kısa vade trendi. Ancak şu gördüğünüz kısım aslında bir günlükte de çalışıyor. Bu arada da bir kanal var ve bu kanalın altında da bir destek noktamız var. 32 cent civarında. Şurada benim beklediğim hareket aslında şu. Buradan şu kanalın içerisine gelip şurada bir temas yapabilir. Ve kendini 35 cent seviyelerine kadar bir hareketle toplayabilir. Ancak benim şahsi tahminim burada 32 cent civarını alta yönelik kırılış gelmeden Fetch kendi yükselişini durdurmaz ve yine bir diğer tahminim ise bu temasta kolay kolay gelmeyecek şeklinde Bitcoin'deki bahsettiğimiz kararsızlık dönemi düşüşle sonuçlanır ve yüzde 18'lik bir düşüş tahmin etmiştik bu düşüşe doğru hareketimiz devam eder ki biz şu anda yüzde 7 yüzde 8 düşüş yaşadık bu düşüşe doğru devam eder toplama yapmadan işte o dönemde de fetch buraları deneyebilir burada da zaten 4 saatlik bantta destek konumu mevcut onun hemen altında çok çok daha sağlam bir destek konumu var. Bunu da şu şekilde belirteyim sizlere arkadaşlar. Bakın burada da 25 sen seviyesi Fetch için daha sağlam bir destek seviyesi. Bunu burada şöyle belirttiğimizde görüyorsunuz ki bu kanal aralığında çok uzun bir süreçte oyalandı Fetch. Bunu da göstermiş olayım. Yani benim beklentim burada küçük bir düzeltme hareketi sonrasında yükselişine devam edecek ve Olası yapay zeka videomda da bahsettiğim projeler bunlara dahildir. Bunlar da yapay zeka hype'ına katılacak ve bu yükselişten yararlanacakları diye düşünüyorum. Umarım bu video yararlı olmuştur arkadaşlar. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız destek amaçlı beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi bu dönemde elimizden geldiğince deprem bölgesine yardımcı olmak için bağış linkini bırakacağım ve videonun para kazanma özelliğini kapatacağım arkadaşlar. Ve Buradan kaynaklı olarak şunu söylemek istiyorum. O bağış linkine şu ana kadar destek olanlar varsa ve şurada gördüğünüz miktarın toplanmasına eğer siz de katkı sağladıysanız hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı ve kendinize iyilik yapmak için Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.